Selamun aleyküm dostlar. Bugün sizlerle beraber Honda Civic gösterge ışıklandırmalarını değiştireceğiz. Arkasındaki bulunan T5 ampuller zamanla patlıyor, duyularını eritiyor ve bu sebeple ışıtmayı iyice kesmeye başlıyor. Bundan dolayı ben internet üzerinden ledleri sipariş ettim. Ledler elime ulaştı. Şimdi hep beraber göstergeyi sökeceğiz. Göstergeyi sökmek için burada bir vida ve burada bir vida var. Bu iki vidayı söktükten sonra göstergenin üstünde iki tırnak var, böyle yukarı bombeli. Bu şeyi, plastiği buradan aşağıya bastırıp alt taraftan çektiğiniz zaman panel geliyor. Şu anda yanımda kimse olmadığı için tek başıma biraz zor olacak ama hem göstermeye çalışıp hem şey yapmaya, sökmeye çalışacağım. Şöyle göstermeye çalışayım size biraz. Gördüğünüz gibi 60'tan sonrası şey, soluk, yani daha doğrusu patlak. Orada turunculuk yok. Devir saati tam gösteriyor ama çok fazla değil. Hani canlı bir yanma olmadığı için bu ledleri değiştireceğiz. Vidaları sökmeyle başlayalım öncelikle. Gördüğünüz gibi iki tane vidamız var. Bu vidaları söktükten sonra şuradan şöyle bastırıp hem buradaki tırnağı kurtaracaksınız hem de bir taraftaki tırnağı kurtararak, şu iki tırnağı kurtarıp altından tutup çektiğiniz zaman bu plastik panel gelir. Ama direksiyonunuzu ayar kolunu açıp aşağıya alın. O şekilde daha rahat çıkıyor. Bilginiz olsun. Ben şimdi sökme işlemlerini tamamlayayım. Zaten söken birçok insan var YouTube'da. İlla ki denk gelmişsinizdir ama plastik parçaların sökmesi o kadar zor değil. Şu plastiği çıkardıktan sonra ibrenin iç tarafına size göstereceğim. Bir tane böyle şişme şey yapmışlar, geçme yeri. Altta da şöyle soketler var. Bu yukarıları aşağıya bastırıp çektiğiniz zaman, bunlar yukarıdaki yuvalardan kurtulduğunda, alt tarafı direkt çektiğiniz zaman şu soketler yerlerinden çıkıyor. Direkt çıkartabiliyorsunuz. Parçamızı söktükten sonra devam edelim. Şu anda kadranı tutan 4 tane vida var. 1, burada var 1 tane, 2, 3 ve sağda 4. Şimdi bunları sökeceğiz. Evet, son vidayı da söktükten sonra gösterge direkt boşa çıkıyor zaten. Bunu böyle hafif öne yatırıp kendinize doğru çekin. Böyle çektikten sonra iki tane soket var. Birincisi bu, bir diğeri de soldaki mavi soket. Bu soketleri zaten birbirine karıştırmanızı mümkün atıyor. Şurada tırnaklar var. Bunlara basıp bunları çıkartacaksınız buradan, soketleri. Bunu da aynı şekilde çıkartabilirsem eğer. Evet. Ardından göstergenizi şuradan şu şekilde alabilirsiniz. Evet, göstergeyi söktük. Şu an elimizde. Göstergeyi yukarıya çıkartayım. Çünkü dışarısı karanlık olduğu için flaşla da zor oluyor. Yukarıda devam edelim. Selamlar tekrardan herkese arkadaşlar. Eve çıktık. Şu anda gübremizi sökmeye başlayacağız inşallah. Şöyle aldığım ledleri göstereyim önce size. Şu T10 amber rengi. Şunların hepsi T5 zaten. Bunlar da amber rengi. Şöyle duyular ile beraber komple sıfır. Bunlar da aynı şekilde T5.
Bu ledlerin hepsi amber rengi. Şimdi duyulu almamın sebebini göstereceğim size. İbrenin arkası bu şekilde. Şu gördüğünüz griler 1, 2, 3 ve şu 4 olmakla beraber bunların hepsi T5 olarak geçiyor ve gösterge aydınlatması. Şöyle göstereyim. Bunlar fabrikadan çıkan orijinal duyular ve bunların hepsi erimiş. Yani 97 model bir araba için zamanla oluşan şeyler bunlar. Bu yüzden biz ne yaptık? Bu duyularla beraber hepsini yeni aldık. Yeni led takacağız. Bunları direkt söküyoruz. Bakın hepsi. Yani bir tanesi de değil, hepsi gitmiş yani bunların. Şöyle. Bakın. Bu da yanmış. Bunların hepsi çöp. Şeye geçmeden önce şunu da göstereyim. Bu da gösterge arka panel aydınlatması. Bu ampul T10. Bunu da değiştireceğiz. Bunu da amber rengi led yapacağız. Öncelikle camımızı çıkartalım. Camı çıkartmak için şurada bir tırnak, iki tırnak ve burada var. Görebiliyor musunuz? Şurada bir tırnak. Altlarda var. 3 tane. 1, 2, 3 ve bir tane de burada var. Tırnaklara basarak bunu çıkartacağız şimdi. Camımızı çıkarttık. Gösterge camını. Ayıralım onu bir kenara. Evet, gösterge panelimiz bu şekilde. Şimdi şu plastiği sökmemiz lazım buradan. Onun da plastikleri, tırnakları bir tane burada, bir tane burada. Yanda var, diğer yanda var ve altta var 3 tane. Aynı şekilde camı çıkarttığımız gibi bunu da çıkartacağız. Plastiğin sökümü gerçekten zor. Evet. Biraz zor olsa da sökmeyi başardık. Direkt bu panelde zaten çıkıyor. Göstergemiz bu şekilde. Alttan görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Bakın burada ikaz ampulleri var. Burada da aynı şekilde. Onlar sağlam gözüküyor. Hepsini çıkarıp yine de bir sileceğim. Bunu ayıralım kenara. Bununla bir işimiz kalmadı. En son ledlerini takarız. Şimdi bu göstergede şurada bir bant var. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bant değil de daha doğrusu film. Işığı yansıtan film. Bunu çıkartıp yerine beyaz film takanlar var. Eğer beyaz takarsanız direkt göstergenizin üzerine şuradan iki noktadan ışık vuruyor. Ama ben onu ellemeyeceğim. Yine buralara amber rengi turuncu ledleri takacağım. Çok fazla göz almasını istemediğim için. O yüzden bunu sadece temizleyip bırakacağım. Bu panele ise şurada gördüğünüz karbon fiber çekeceğim. 6D. Taypar'lardaki gibi. Umarım güzel olur.
Karbon kaplayacağım için şu içerideki büküm yerlerini de yapmam lazım. Bu sebeple şu filmleri tırnaklarından çıkartıyorum buradaki. Bu zaten takılıp çıkabilen bir şey. O yüzden problem yok. Şöyle. Başlatmayı unutmuşum, kusura bakmayın. We'll be right back.
arkadaşlar, göstergeyi kapladık. Gayet de güzel oldu. Tabii normal sulu kaplama gibi kusursuz olmayabiliyor. Ufak tefek kusurlar olabiliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda çok fazla bir kusur yok. Gayet hoş duruyor hepsi. Bakalım ilerleyen zamanlarda da böyle güzel olacak mı? Eğer kabarma atma yaparsa artık sulu kaplama yaparım diye düşünüyorum. Şu an taş gibi oldu kaplama. Salacağını çok düşünmüyorum. Hadi ledlere geçelim. Şu başta gösterdiğim gibi şunlar yanan ledleri şeylerimiz, T5 duy ve ampullerimiz. Onun yerlerine 0 duy ve amber rengi led kullanacağız. Önce bunları yerine bir tak. Telefonun şarjı bitti. Bunda da geniş açı yok maalesef. İdare edeceğiz artık. Dediğim gibi şu 0 T5 duy ve ledlerimizi yerine takacağız. Amber rengi bunların hepsi turuncu yani. Takması da bayağı zor. Yeni oldukları için herhalde. Şunu ana kadra yani ana tabloyu ışıklandıran şu T10'un yerine takacağız. Bunu buradan sökelim. Direkt çekiyorsunuz, çıkıyor zaten. Ve LED'imizi takacağız. Bu da aynı şekilde amber rengi. Bunu da yerine takalım. Taktık. Şu anda tamamız. Tabii şu üst tepe aydınlatmalarını da değiştireceğiz. Bunları da amber rengi yapacağız. LED'e çevireceğiz. Çıkarabilirsem eğer. Biraz zorladı ama çıkardık. Hemen yerine LED'imizi takıyoruz. Bu da aynı şekilde amber rengi. Evet arkadaşlar, buraya bir LED'imiz var, burada bir T5 amber, burada bir T5 amber ve burada bir T5 amber LED'imizi taktık. Dediğim gibi göstergenin arka aydınlatması bu. Buraya T10 taktık, T10 LED amber. Şöyle göstereyim. İlk başta da dediğim gibi göstergenin üstten ışık veren LED'leri şurada. Biri bu, biri de bu. Bunlara da aynı şekilde T5 amber LED taktık. Bakalım şu anda göstergemiz hazır. Karbonumuzu da görüyorsunuz. Birazdan arabaya bağlayıp bakacağız ışıklandırma nasıl olmuş. Umarım beklediğimizden iyi olur. Çok fazla aydınlatmasını istemiyorum. Sadece turuncular çok net ve belli olsun. Yeter benim için. Bakalım arabada görüşürüz. Evet göstergemiz hazır. Şu anda aracımıza geldik. Monte edeceğiz. Yine aynı şekilde önce altını sokuyorsunuz.
biraz yanaşır mısın? Soketlerimizi taktıktan sonra ibrenin şu bacaklarını kurtarıp önce altını, ardından da geri kalan kısmını içeriye sokuyorsunuz. Söktüğünüz vidaları tekrar yerlerine takın. Versene, çok göremiyorum çünkü. Fazla sıkmayın, en son sıkarsınız. Tutar mısın? Üstleri tutturduktan sonra üst vidaları sıkın komple. İbri aşağıya kaymasın. Çok da sıkmayın, plastik tırnakları kırabilirsiniz. Kapağı kapatmadan bir bakalım, bir kontrol edelim ne durumda şeyimiz. Flaşı kapatabilirsem. Şu anda göstergenin montajı bitti. Hazırsak açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bütün ledlerimiz aktif bir şekilde yanıyor. Bu yukarıdaki turuncu amberler de aktif. Şöyle göstereyim, ikisi de. Sildik, temizledik, güzel bir şekilde yanıyorlar. Ben ikaz ışıklarını teker teker söküp yeniledim. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi onlar da aktif. Dörtlüler yanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda kadranda kör bir nokta kalmadı. Devir saati, gösterge, yani kilometre, hararet, benzin hepsi net bir şekilde ışıyor. Yukarıdan vuran amber rengi de karbonu güzel bir şey yaptı, ışıttı. Bu şekilde. Ben size ledleri aldığım sayfanın linkini aşağıya bırakacağım. Orada iletişim numarasından ledleri alabilirsiniz. Yakacık led dünyası diye Ercan abiden aldım ben ledleri. İsteyene şey de satıyor. Halka, bu etrafına viteklerdeki gibi çemberler var ya, onlardan falan satıyor. Kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.